Güzel filmler ve video oyunları her zaman birbirlerine ilham kaynağı olmuştur. Listemizdeki oyunlarda bu durum bir ilham kaynağı değil aslında. Öyle ki derlediğimiz oyunlar direkt olarak filmlerin ismine ve konusuna sahiptir. Yani birer uyarlamadırlar. Dünyada var olan bazı bu tarzda oyunlar oldukça iyiyken, çoğu da bir o kadar kötüdür. Listemizde de kimilerine göre pek iç açıcı olmayan, kimilerine göre uyarlandığı filmin adı için çıkarılan, kimilerine göre de çocuksu olması nedeniyle eleştirilen oyunları ele aldık. DC ve Marvel üzerine bu tarz videolarımız olduğu için onların oyunlarına değinmedik. Eğer bu tarz film ve oyunların kesiştiği noktalara meraklıysanız, videoyu beğenip abone olun ki yakında atacağımız videolardan haberdar olun. Fight Club. ...2004 yılında Vivendi Universal tarafından çıkarılmış ve aynı ismi taşıyan filmden uyarlanmıştır. Pek fazla ilginç bir içeriği olmadığını söylemeliyiz. Öyle ki bu oyun temelde bir dövüş oyunudur. Bu oyunda da klasik dövüş oyunlarında olduğu gibi oyuncunun seçtiği her karakter kendince farklı özelliklere sahiptir. Ama bu farklı özellikler tam anlamıyla sıkıcı olmuş. Oyun, dövüş mekanikleri açısından hantal kalmış. Bunların yanında yine her klasik dövüş oyununda olduğu gibi bu oyunda da arka plandaki haritanın değişmesi söz konusu. Fight Club çoğu önemli yönden zayıf kalsa da oyundaki haritalar fena değil bizce. Filmden 5 yıl sonra çıkartılan bu oyun aslında ilginç ve güzel olabilirmiş. Ama bu oyunda diğer film uyarlaması çoğu oyun gibi zayıf kalmaktan kurtulamamıştır. Zamanına göre oyunun oynanabilirliği tartışılabilir fakat oyunun esinlenmiş olduğu güzel bir yapımı böyle yansıtmış olması hiç iyi değil. Bu durumsa oyunun sadece Fight Club'ın sahip olduğu isimden dolayı çıkarıldığını düşünmemize sebebiyet veriyor. E.T. E.T. Howard Scott Warshaw tarafından 1982 yılında filmin çıkışından az bir zaman sonra yapılmıştır. Oyunla uyarlandığı filmin aynı yılda çıkmış olması, oyunun aceleye getirilmiş olduğunun bir kanıtıdır. Öyle ki video oyunu sadece 5 hafta içerisinde yapılmıştır. Bunun nedeni ise oyunu Noel'e kadar yetiştirme çabasıymış. Oyunun tarihi bu kadar eski olmasına rağmen kendi döneminde oldukça eleştiri almıştır. E.T. isimli bu oyunun aceleye getirilmiş olması, oyunu hem kısa yapmış hem de oyunu adeta berbatlık çukuruna sürüklemiştir. Oyun içinde çeşitli nesneler toplayıp bazı koyu renkli yapılara değmeden ilerlemeye çalışıyorsunuz. Zaten oyunda neden bir şeyler topladığınızı anlamaya çalışırken de oyun bitiveriyor. Oyunun genel hali, hatta tamamı bu halde. Bizler bu oyunu yıllar sonra eleştirirsek garip gözükebiliriz. O yüzden direkt oyunun ne kadar rezil bir durumda olduğunu niteleyen birkaç şey söyleyeceğiz. Oyun tahmin edebileceğiniz üzere şirketi oldukça zarara uğratmıştır. Öyle ki oyunun yapımı için 5 milyon kartuş üretilmiş ama oyun sadece 1,5 milyon satmıştır. Satılanların çoğu da iade edilmiştir. Hal böyle olunca da bu oyun 1983 video oyun krizinin temel nedeni haline gelmiştir. Oyunun böyle bir başarısızlık yaşaması da haliyle oyunun yapımcısı Atari şirketini kızdırmıştır. Atari, oyunu bu başarısızlığından sonra New Mexico eyaletinde boş bir araziye gömmüştür. Evet evet, direkt kelimenin anlamıyla gömmüştür. Bu durum oldukça ilginç. Kinect Star Wars. Star Wars serisi en fazla uyarlama oyuna sahip yapım olabilir. Öyle ki bu oyunlar başarı konusunda diğer film uyarlaması oyunlardan ayrılmışlardır. Tabii Kinect Star Wars hariç. Oyun 2012 yılında çıkmış bir Star Wars oyunudur. Terminal Reality tarafından geliştirilip LucasArts ve Microsoft tarafından yayınlanmıştır. Oyuna bir Jedi eğitimi alarak başlıyorsunuz. Sonra ise olaylar gelişiyor ve filmden de hatırladığımız bazı sahnelerle oyun tam anlamıyla başlamış oluyor.
Bu oyun her ne kadar kimileri için tatlı grafiklere sahip olsa da içerisindeki grafik hatalarının da dahil olduğu birçok sorun var. Bu sorunların başında da oyundaki oynanış ve dövüş mekanikleri gelmekte. Öyle ki oyundaki oynanış hantallığı ve kontrollerin oyuncuyu zorlaması oyunu tek düze bir hale getirip kısa süre sonra oyunu sıkıcı kılıyor. Bunların aksine oyunda eğlenceli şeyler de mevcut. Öyle ki gemiyi kullanması oyunu oldukça zevkli bir hale getirebiliyor. Kısacası aksiyonu oldukça hissettiriyor. Kinect Star Wars, diğer Star Wars oyunlarına kıyasla hedef kitleyi biraz düşürmüş diyebiliriz. Belki de oyunu teknik sıkıntıların dışında kötü görmemizi de bu durum sağlamaktadır. Shrek Swamp Kart Speedway. (2002) yılında çıkmış ve Mario Kart oyunlarına benzeyen bir go-kart oyunu. Tabii onun Shrek versiyonu. Oyun hakkında bir tavsiye isteyecek olursanız vereceğimiz tek tavsiye oyunu oynamamanız yönünde olacaktır. Tabii eğer gözlerinizi seviyorsanız. Öyle ki oyunu oynarken bir yandan kör olabilir ve ardından oyunun kötü ötesi kontrolleriyle de felç geçirebilirsiniz. Oyun bu kötü kontrolleri nedeniyle bir hayli eleştirilmiştir. Bu iki kötü durum oyunu yerin dibine sokmaya yeterli olmuş gözüküyor. Aynı zamanda bu iki özellik oyunun tür olarak en kötü örneklerinden biri unvanını kazanmasını da sağlamıştır. Bu oyun kendini şanslı görüyor olmalı. Sonuçta kimse bu oyunu çölün ortasına gömmemiş. Harry Potter ve Felsefe Taşı. Inexcusable even for celebrities. Harry Potter'ın serinin ilk kitabından uyarlanan oyunudur. Oyun genellikle hikaye bakımından kitap ve filmle büyük oranda paralel olarak ilerlemektedir. Kontrol ettiğimiz karakter de ana karakter olan Harry'dir. Oyun fazla beğenilmemiştir. Genelde oynanabilirlik ve grafikleri açısından eleştirilmiştir. Hey Harry, do you have 25 beans for us? Oyunda ana karakterimiz Harry ile birlikte birbirinden farklı büyüler öğrenmekteyiz. Bunlar tahmin edebileceğiniz gibi tamamen farklı özellikteler. Örneğin Filipendo büyüsü nesneleri iterken, Wingardium Leviosa büyüsü de nesneleri uçurmaktadır. Oyun içerisinde bulmacalar ve platformlar oldukça yaygındır. Öğrenmiş olduğumuz büyüler de genellikle bu bulmacalar ve parkurlar için kullanılmakta. Bu bulmaca ve parkurların oldukça yaygın olması oyunu tekrarlayan bir duruma sokmuştur. Aynı zamanda oyunun içerisindeki her şeyin oldukça basit olması ve grafiklerinin de bayağı bir çocuksu olması bu oyunun hedef aldığı oyuncu kitlesini anlamamızı kolaylaştırıyor. Belki de eleştirilerin arka planında bu durum yatıyordur. Oyunda birbirlerini tekrarlayan oynanışlardan farklı olarak yaptığımız şeylerden biri de Quidditch'tir. Amerikan futbolu ve basketbol sporlarının garip bir sentezi olan bu sporu oynaması oldukça eğlenceli. Uçan bir süpürge üzerinde yapılan çoğu şeyin eğlenceli olmaması da pek mümkün değil zaten. Bu yapımın almış olduğu eleştiriler aslında çok da fazla ve dikkate değer değildir. Oyun içerisinde çocuklara yönelik birçok şey barındırmakta ve bu durumda yapılan çoğu eleştirinin kaynağı olmuş. Harry, a huge troll is on the rampage. It's cornered Hermione in the girls' toilets. She needs our help. We must try to rescue her straight away. Bir sonraki video oyunu içeriğinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.